Evet, programa devam ediyoruz. Özdemir abiye bağlanacağız. Cumhuriyet Gazetesi yazarı şair Özdemir İnce'ye bir haber vardı. Onu hemen başlığını şöyle bir okuyayım. Özdemir abiye merhaba demeden önce. ABD F-16 konusunda bizi farklı yollara sevk etmesin demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balkan gezisinden dönerken. Diyor ki savaş uçağını her yerden alırız. Hani Çin'den füze almaya kalkışmıştık da alamamıştık. Hatırlayacaksınız. İşte S-400'lerin açtığı olayı da biliyorsunuz. İşte her yerden alırız. NATO üyesisiniz. İşte bulunduğunuz yeri çok iyi anlamanız gerekiyor. Ve buna göre hareket etmeniz gerekiyor. Bir NATO üyesi uçağımızı istediğimiz yerden alırız. Yunanistan Fransa'dan uçak aldı. Fransa NATO üyesi. Türkiye F-16'ları alacak. Amerika NATO üyesi. Bunların dışında nereden Türkiye uçak tedarik edebilir? Tabii bunlar güzel sözler. Söylendiği zaman insanların hani şeyini okşayan sözler. Tabii istediğimiz yerden alırız. Size ne gibi sözler. Ama gerçekte bu olaylar nasıl gelişiyor? O ayrı bir konu tabii. O ayrı bir konu. O onları çok ilgilendirmiyor. Özdemir abi günaydın. Özdemir abinin sesini ben alamıyorum. Arkadaşlar seste bir sorun mu var? Ha geliyor mu? Tamam. Ben duymuyorum Özdemir geliyor abi. Geliyor abi. İyi, tamam. Ha şimdi ben duyuyorum. Bağırıp duruyorum. Şimdi duyuyorum. Özdemir abi nasılsın? Güzel. İyiyim. Gayet iyiyim. Evet. Bu hani telefonda konuştuk. Yarınki yazınla ilgili konuşmuştuk. Evet. Bir takım şeyler dönüyor ortalıkta diye. İşte bu diken.com.tr'de Altan Sancar'ın yazısı, daha sonra İsmet Demirdöven'in açıklamalarından sonra olay bambaşka bir boyuta doğru gidiyor. Yani bu özellikle de hani Kılıçdaroğlu aday olursa kaybeder havası yaratma konusunda işte bir takım müteahhitlerin, kamudan iş alan müteahhitlerin yatırım yaptıkları, para harcadıkları, anket şirketlerine para dağıttıkları, bazı gazetecilere çıkar sağladıkları iddiaları var ki çok vahim iddialar. Yani pek dürüst bir seçim ortamı yaşamayacağız herhalde. Siyasi ahlakın söz konusu olmayacağını o dönemde düşünüyoruz. Namıkçığım, benim bilmeme gerek yok. Ben tahmin ederim. Böyle bir durumda her şey mümkündür. Her şey mümkündür. Yarınki yazımı esas almak üzere konuşacağım. Yalnız televizyonda Ülker duymuş, yanlış olabilir. Benim Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağımı. Hayır, Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağınız şöyle. Tarif ettiniz. Tarif de etmedim. O tarife uygun bir cumhurbaşkanı. Çünkü bak ben kendime yakışmayacak işleri yapmam. Benim cumhurbaşkanı adayını seçmek haddim değil. O tarif ben ettiden kasıt yaparım. Açıkladı. Tarif etti. Tamam. Yalnız ben seyircilere söylemek istiyorum. Çünkü herkes cumhurbaşkanı tayin ediyor. Efendim yemek tarifi yapar gibi cumhurbaşkanı tarifi yapıyor. Ben olgulara bakarım. Ben böyle yetiştim. Yazdığım yazılar ve konuşmalarım bellidir. Şimdi bu tıraşı keseyim. Layık olan aday, şimdi, hak eden aday. Şimdi canım bak. Cumhurbaşkanlığı meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı'nın bir durumu var. Bu durumun benzerini ben 1966'da yaşadım. Nasıl yaşadım? Haziran 1966'da Paris'ten döndüm. Ülker'i oğlumu alıp geri gitmek düşüncesindeydim. Olmadı. Çünkü olmadı Ülker'i. Efendim solculuk yapıyormuş diye Aydın'dan Yalvaç'a sürdü.
Adalet Partisi Süleyman Demirel. Sonra bana ben sürmedim dedi. Neyse Süleyman Bey o. Ay canım. Ülker şey Yalvaç'a. Yalvaç'a. Yalvaçlar, Yalvaç'lar. Ispartalılar da Isparta'nın en ekstre kazası derler. Öyle bir şey. Efendim Ülker Yalvaç'a gitti. Ya daha doğrusu ben götürüp bırakıp döndüm. Birkaç gün sonra öğretmenler sendikasından tanıdığım birkaç öğretmen geldi. Dediler ki yahu sen efendim bilinçli falan bir adamsın. Siyasetten de çakar gibisin. Efendim bizim kafamıza uygun bir başkan adayısın. Adaylığını koy. Ya şimdi düşündüm. Ben hiçbir zaman böyle işlere girişmem. Anlatabiliyor muyum? Bir şey yapıyorsam bir şey olmak için yapmam. Evet, o zamanki adıyla töz. Töz. Efendim neyse ben bir liste yaptım tanıdıklarımdan. Seçime girildi ve gazetecilerin deyimiyle ezici çoğunlukla kazandım. İyi mi? Ama. Ondan sonra ertesi gün yahut da bir gün sonra benim listede yer alan arkadaşlar ve ben toplandık. Görev dağılımı yapılacak. Ama aralarından biri dedi ki görev dağılımı yapmadan önce başkan kim olacak ona karar verelim. Ya dedim başkanın liste benim mi? Senin listeye kim aldı seni? Sen aldın dedi. Peki nereden çıktı bu başkanlık dedim. Demokrasi icabı dedi. Ya dedim. Efendim sanki ben ödüyüm. Hiçbir şey anlamıyorum. Neyse. Kağıt kalem getirin bana dedim. Getirdim. İstifayı bastım ve çıktım. İyi mi? Ondan sonra başka bunun benzeri şeyler de geldi başıma ama onları geçelim. Şimdi bu anlattıklarım. Ama orada bir valinin müdahalesi vardı değil mi? Onu unutmuşum. Sonra öğrendim ki Aydın valisi bu arkadaşları çağırmış. Özdemir İnce'yi başkan yapmayın demiş. Onlar da uymuş. Zaten benim olduğum Muğla'da da vali talimat ve emir vermiş. Onu duydum. Bu herifi hiçbir şey yapmayın burada. Hiçbir görev vermeyin. Bir kenarda izole dursun diye. Ya ben muzir bir herif de değilim ama neyse. Demek ki muzirim. Muzirlik de hoşuma gider yani. Yani herkes boru çalarken ben düdük çalıyorum ve düzeni bozuyorum. Düzeni bozmak lazım. Çok hoşuma gider düzeni bozmak. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun durumu benim duruma benziyor mu? Benziyor. Evet. Şimdi ben Kılıçdaroğlu'nun nesnel eylemlerini nesnel bir gözle değerlendireceğim. Bunu lütfen yazımda yazdım ama seyirciler bir çeşit Kılıçdaroğlu övgüsü olarak kabul etmesinler. Böyle bir şey. İkincisi Kılıçdaroğlu'nu da aday göstermiyorum bu konuşmamda. Ben oyumu vereceğim. Neyse boş ver bu şeyi geçelim. Şimdi herkes kendisi sonunda değerlendirsin. Evet tamam. Şimdi bir takım değerleri yahut da marifetleri kendinden menkul gazete yazıcıları vardır biliyorsun. Her şey bunlardan sorulur. Her şeyi bunlar bilir. Efendim parti başkanlarına yakındırlar. Efendim kulakları deliktir. Her şeyi öğrenirler. Aslında hiçbir şey öğrenmezler. Palavracıdırlar.
Bu iş çalışmakla ve bilgiyle olur. Olaylara bakacaksın. Hazır bilgi ve avanta. İşin içine cebellesin durumları da girer bu tip gazetecilerde ve yazarlarda. Şimdi kardeşim, Kılıçdaroğlu için bu adamlar ne diyordu? Pısırık diyorlardı. Demiyorlar mıydı? Evet, pısırık dediler. Diyorlardı. Efendim sesini yükseltmiyor, elini masaya vurmuyor. Ya her zaman elini masaya vurursan elin kemiklerin çatlar, bırtır. Masaya mı vurulur? Gerektiği zaman vuracaksın. Şimdi bir tane örneğimiz var, yöneticilerimizden biri. Höt höt diyor sağa sola, ondan sonra hötün gerisi gelmiyor. Herkes yapacağını yapıyor. Bu boşuna höt höt diyor. Neyse, şimdi benim görüşüme göre Kılıçdaroğlu zeki bir insan. Zeki, son derece soğukkanlı, hesapçı ve kitapçı. Hesaplı ve kitaplı derler ya. Evet. Gayet objektif, kendini büyütmeyen, kendine dev aynasında görmeyen, hatta kendini biraz şey de gören. Olduğundan daha mı? Evet. Şimdi bu adam, tarihleri sen söyle, Ankara-İstanbul yürüyüşüne çıktı. Öyle mi? Evet, adalet yürüyüşü. Tarihi önemli değil. Evet, adalet bu yürüyüşü. Bu Gandhi. Tarihe öyle yürüdü. Geçti. Gandhi yürüdüydü. Kılıçdaroğlu da çıktı, aslanlar gibi yürüdü, şikayet etmedi. Efendim yolun üzerine bok döktüler, kenarından geçti gitti. Sonra boku dökenler gübre. Özür diledi. Efendim bir şey gibi, İskender gibi efendim İstanbul'a girdi. Yahut da Fatih Sultan Mehmet gibi diyeyim de azar işitmeyen milliyetçilerden. Ondan sonra girdi ve yeni bir Kılıçdaroğlu doğdu dediler. Hayır, o Kılıçdaroğlu'ydu. Zamanını bekliyordu. Efendim erken öten bir horoz olmak istemiyordu. Yani zamanında yapacaksın bazı işleri. Ardından bir şeye girdi. Bir cephe kurma çabasına girdi. Cepheyi kurarken de ortak payda olarak demokrasi ve anayasa cumhuriyeti ve güçlendirilmiş parlamento. Benim için parlamento yeter, güçlendirmesi gerekmez demiyorum. Onlar güçlendirsinler keşke. Şimdi derken o zamana kadar birlikte olup sinerji sağladığı İyi Parti geldi. Kim kime teklifte bulundu bilemem. Kim kime teklifte bulunduysa efendim iyi etmişler. Kutlamak gerekirdi. Bir masaya oturdular. Ondan sonra bu masaya Demokrat Parti eklendi. Daha önce şey vardı. Saadet Partisi vardı. Saadet Partisi tecrübeler yaşamış. Efendim dinci gömleğini çıkarmış ama muhafazakar hala, muhafazakarlığı hala sürüyor. Ama muhafazakarlığı seçimden sonra çıkacak. Rejim, gerçek demokratik rejim, efendim 1923'te kurulan anayasal demokratik bir rejim olduktan sonra, tek adam rejimi reforme edildikten sonra, efendim devletin kurumları rasyonel olarak çalışmaya başladıktan sonra her parti evli evine, köylü köyüne gidecek. Tek parti olmuyorlar ki bunlar. Tabii. Şimdi bunlar da geldi. Efendim fevkalade uyumlu görünüyorlar. Uyumlu görünüyorlar. Efendim şey, İyi Parti milliyetçilik sosu olan merkez diyorlar ama ben merkez sağda görüyorum. Merkez sağda merkez görüyorum. Merkez sağ, evet. Merkez sağda milliyetçilik sosu.
birazca aşırı giden ve yanlış milliyetçilik yorumu yapan, ona geleceğim. Ondan sonra Demokrat Parti, onlar inşallah demokrasinin simgesi olan bir partidirler. Daha sonra şeyden ayrılmış olan, AKP'den ayrılmış olan iki eski bakan ve başbakan var. Evet. Bunlar da muhafazakar, yani AKP'nin şeyinden, kusurlarından arınmış olarak orada oturuyor olmalarını temenni ederim. Çünkü o masaya oturan her kimse laikliği kabul etmiş demektir. Anayasanın ikinci maddesini kabul etmiş demektir. Anayasanın 174. maddesini kabul etmiştir. Anayasanın girizgahını, yani ön sözünü kabul etmiş demektir. Bunlar tartışılmaz. Yani ileride de bu kabuller cingar konusu olmamalı. Tamam mı kardeşim? Şimdi mesele bu. Evet. Bu işin örgüsü kim? Kılıçdaroğlu. CHP Türkiye'nin şu anda birinci yahut da ikinci partisi. Yahut da eşit partisi. Değil mi? Evet, evet. Ondan sonra 100 yıllık parti. Bu parti savaşta kurulmuş. Savaşı yönetmiş, savaşı kazanmış, cumhuriyeti kurmuş. Bir yıl tecrübeleri var. Ayrıca sağcıların ve İslamcıların iddia ettiği gibi yahut da naylon solcuların ve ana rahmine haklı düşen liberallerin dediği gibi 1923-1938 arası bir şey değildir, diktatorya değildir. Bal gibi demokrasidir. Türkiye Cumhuriyeti'nden daha demokratik bir... Yani aslında bir... çok ilginç. Tek parti, çok fraksiyon. Şimdi içinde, oraya da geleceğim. Çok teşekkür ederim. Bu benim şeyimdir. Evet. Kusura bakma. Evet, evet. Bunu benden önce kimse yazmadı. Ben 80'lerde yazdım. Ben de onu tekrar Cumhuriyet ettim zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kimler vardı söyleyeyim sana. AKP vardı. Biri yanlış anladı. AKP kurulmamıştı diyor. O zaman. Şimdi adını unuttum. Ben yazıyorum, diyorum ki AKP vardı, bilmem ne vardı. Zihniyet olarak. Ki, zihniyet olarak. Şimdi AKP vardı, MHP vardı, efendim Demokrat Parti vardı. Osmanlıcılar vardı, dinciler vardı, liberaller vardı, bir iki tane de komünist vardı. Bir iki tane de komünist vardı. Netice itibariyle bu demokratik bir yönetimdi. Demokratik bir yönetimdi. CHP evrim geçirdi. Evrimin birincisini ne zaman geçirdi? 1950'de. 1950'de seçimi kaybettiği zaman kendine seçimi kaybettirecek anayasayı yaptı. Kimle birlikte? İnönü ile Celal Bayar yan yana oturdular ve seçim yasasını yaptılar. Bu görülmüş bir şey mi? Bu evet. Görülmüş bir şey mi? AKP Genel Başkanı CHP Başkanı yolda görse kaldırım değiştiriyor. Böyle bir şey mi olur ya? Görüşeceksin. Gelelim. Şimdi CHP'nin bir deneyimi var. Ondan sonra bu deneyimin içinde kadrosu da güçlü, 100 yıllık bir parti ya. Bu partinin yıkılmasına falan dün, imkan dün yok. 99. Gelelim. Yıllarını kutladılar. Şimdi gelelim. Altılı masa var. Altılı masa da CHP dışında olan 5 parti eğer önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı kazanılmazsa, parlamentoda çoğunluk kazanılmazsa, parlamento haddinden fazla önemli değil. Ama parlamentoda kazanılmazsa ve baş yücelik rejimi, ben Erdoğan'ın rejimine ta başından bu yana baş yücelik diyorum. Çünkü hocası
Necip Fazıl. Necip Fazıl'ın izinden gidiyor. Ha şimdi başucelik rejimi devam ederse sana kesinlikle söyleyeyim. Bu beş partinin türlü şekilde kapatılması ihtimali var. Çok yüksek. Yaşama hakları yoktur. Yaşatmazlar ve dağıldıkları zaman da kendi köklerinden yeniden doğamazlar. Anka kuşu gibi yeniden doğamazlar. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet gibi. Halk Partisi'ni 50 kere öldür, 50 kere dirilir anka kuşu gibi. Kimse kendini CHP ile, böyle konuşuyorum ama ben gerçekleri söylüyorum. Yani CHP'yi övmüyorum. Hiç utanmadan. Geçmişe baktığımızda zaten söylediğiniz gibi oldu. Baktığımızda sizin dediğiniz gibi oldu. Yani tarihte evet, yaşadık şimdi, bunları. Başucelik rejimi 2023'ten sonra devam ederse o beş partinin İYİ Parti de dahil olmak üzere devam etme ihtimalleri çok zayıftır. Bunu düşünecekler. Düşünmek zorundalar. Ve bu nedenle bütün gövdeleriyle, çabalarıyla çalışacaklar seçimi kazanmak için ve asla cıngar çıkarmayacaklar. Gelelim HDP'ye ve yanındaki benim çok sempati duyduğum, bunu söylerim, soldaki partilere. Sol partiler. Benim kafam onların yanındadır. Harbi, bir tek bunu söylerim. Şimdi, eğer gene başyücelik rejimi devam ederse HDP'nin geleceği soru işaretidir. HDP'nin geleceğinin soru işareti olması büyük tehlikeler arz eder. HDP temsil ettiği kitlenin nitelikleri dolayısıyla muhakkak mecliste bulunmalıdır. Meclis dışında onu bırakacak herhangi bir girişim yapmak Türkiye'yi dinamitlemektir. Kesin söyleyeyim. Ondan sonra izin verirseniz ben bizim solcular diyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Solcu partilerin de tabii beni çok şaşırtıyor. Yahu kardeşim 5-6 tane solcu parti neden olsun? Hadi iki tanesini idare edelim. Neyse, sol partilerin de mecliste olması lazım. Sol partilerin de meclis dışında kalması tehlikelidir. Bunu söyleyeyim. 68 olaylarını yaşamış bir adam olarak, 68'in oluşmaya başladığı tarihlerde Paris'te bulunmuş bir ağabeyiniz olarak söyleyeyim ki sol partilerin meclis dışında kalması son derece tehlikelidir. Bu çocukların destekleri gençler, umutsuzlar, anlatabiliyor muyum? Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sol örgütleniyor. HDP zaten örgütlü. Şimdi bütün bunları düşünmek lazım. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak adayı mevcut olan AKP dışında, MHP dışında bir de bir parti daha var. Onun dışında kalan bütün partilerin desteklemesi lazımdır. Pazarlık yaparlar, yapmazlar. Kandilli, kırmızı kışlı kandille davetler, beklerler, beklemezler. Ben bir ağabeyleri olarak bir şey söylüyorum. Bu görüşmeler aleni de olur, bayrak açarak, maytaplar atarak. Başka türlü de olur. Başka türlü görüşün. Gizli tutun. Politika her zaman açık değil.
gizli görüşmeler de vardır. Bunlar gayrimeşru değildir. Kumpas da değildir. Şimdi söylediğim benim budur. Rahatça söyleyeyim. CHP'yi hiçbir şekilde uyarmıyorum. Çünkü yapması gereken her şeyi yapıyor. Ama velakin senin söylediğin şey o var. O var. Kimden bilmiyorum o gazete. Onlara ben yazıcı derim. Ve gazetelerde sütun sahibi olmalarına da çok şaşarım. Onlar değil yazar mi? Değildi. Onlar yazar değil. Kendi iradeleri yazar, yok. Yazar dediğin adam yazar. Kelle koltukta yazar. Kimsenin kulu kölesi olmaz. Efendim, ben açık söyleyeyim, kendimi nasıl tarif ederim edebiyatta da. Kitaplarımda vardır. Benim kimseye borcum yok derim. Sonra da kimseden de alacağım yok. Ne alacağım var, alacak, ne borcum var. İkincisi, hayatım boyunca kimsenin müridi olmadım. Kimsenin müridi olmadım. Yanımda da mürit istemem. Anlatabiliyor muyum? Kimsenin müridi olmadım. Kimsenin de benim yanımda mürit olmasına izin vermem. Bunu edebiyat dünyası biliyor. Beni tanıyor herkes. Böyle bir şey var mı yok mu? Dediğim doğrudur. Kimseye borcum yok. Ha, yazar böyle olmalı. Yani sadece edebiyat yazarı değil, gazete yazarı da böyle olmalı. Kimseye borcu olmamalı, kimseden alacağı olmamalı, kimsenin müridi olmamalı, kimseyi kendine mürit yapmamalı. Tek tabancalı Gary Cooper gibi. Gary Cooper gibi. Anlatabiliyor muyum? Cowboy. Kendi başına tek kişi. Ben bir yalnız kovboyum. Yalnız silahşör. Vaziyetin durum bu. Şimdi dün dinledim, epey dinledim. Benim partilerle birebir ilişkim yok. Yani CHP'yi açayım da telefon edeyim. Orada bilmem kim var. Vallahi hiç kime telefon edeceğimi de bilmem. Etsem santrale ederim. CHP'den yahut da herhangi bir partiden benim kaynağım yok. Her şeyi buradan yaparım. Buradan yaparım. Bitti. Ama bana anlatanlar gözümü açtı. Bu kadar kendini tehdit altında hisseden beşli çetenin ondan sonra finans kapitalin burjuvazinin kendini tehlikede hissedip de savunmaya geçmeyeceği, gayri ahlaki işler yapmayacağını düşünmek saflık olur. İşin içinde ihtimalleri söyleyeyim, CHP'nin içinde de çıkabilir. Çünkü bu dünyada sütü bozuk çoktur. CHP'de diye efendim, altın suyuna batmış falan bilmem ne melek değildir. Her insanda bir şeytanlık da vardır. Her insanın içinde melek de vardır, şeytan da vardır. CHP'deki bu hainler, hain diyorum, nankörler, bilinçsizler, bulabilir. Onlara para verilir. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adamlar gözlerini kırpmadan 1 milyon doları minimum verirler adama. CHP'de baştan adam çıkarabilirler. Gazeteciler, vallahi gazeteciler arasında en az 10-15 kişi bulurlar. Minimum. 10-15 kişi bulurlar. Gelelim şeye, o anket yapanlara. Anket yapanları tanımıyorum. Dinliyorum. Birbirine yakın söylüyorlar. Ama onların içinde de tineti bozuk adamlar vardır. 1 milyon dolar az değildir.
2 milyon dolar az değildir. İşi zaten şimdi yani. Bu anketleri o kadar sık anket yapılıyor ki o dün akşam bunlar konuşulurken de önemli olan da oydu. Bir de bunun bütçesi var. Bu bütçeyi nereden karşılıyorlar? Birileri bu bütçeyi veriyor onlara. Tabii canım şimdi sübvansiyon diye bir şey var. Evet. Yani şimdi bunun muhasebe olarak bütün dalaveresini yapmak mümkün. Hamama girip terlememek de mümkün. Canım kardeşim. Doğru, doğru. Bunlar doğru. Mümkün. Her şey dönecek. Nifak tohumları ekilecek altılı masa içine. Kim yoldan çıkar? Bir şey söyleyeyim. Yoldan çıkarın. Bu altılı masadan, masaya ihanet eden, nankörlük edenin efendim şeyi biter. Siyasal ömrü biter. İntihar anlamına gelir. İntihar anlamına gelir. Onu söyleyeyim. Şimdi tabii iktidar açısından baktığımızda bu varlık ve yokluk kavgası. Çünkü bir hesap var ortada. Yani bırakalım helalleşme sözünü. Bir hesaplaşma olacak. Tabii, yani bu hesap sorulmayacak mı? Bu ülkenin kaynaklarının nerelere akıtıldığı araştırılmayacak mı? Ortaya çıkartılmayacak mı? Ya şimdi bunlar zincir baklaları gibi birbirine takılmış bir sağcı iktidarlara alışkın oldukları için ve bu sağcı iktidarlar da birbirine benzedikleri için kopsun istemiyorlar. Kopsun istemiyorlar. Ama şunu söyleyeyim, dünya tarihinde böylesine yasasızlık, yolsuzluk ve kara işlerin yapıldığı bir hükümet olarak benzeri yoktur, birincidir, dünya şampiyonudur. Kırılmaz bir rekor olacak, onu söyleyeyim sana. Şimdi Namıkçığım bir eskiden de izin bir verirsen... Eskiden bir laf vardı Özdemir abi, hani... Devri sabık yaratmayacağız derdi iktidara gelen parti, geçmişteki partiler için. Yani hesap sormayacağız o şeyde, anlamında. Onu Demokrat Parti icat etmişti Adnan Menderes. Devri sabık yaratmayacağız, hesap sormayacağız. O da sökmez. Devri sabığın daniskasını yarattılar. Halk evlerini kapattılar. Cumhuriyet Halk Parti'nin bütün mallarına el koydular. Devri sabık yaratmayacaklardı. Evet. O hikaye. Şimdi izin verirsen Namıkçığım. Tabii. Bir konuya değinmek istiyorum. Bir milliyetçiliktir gidiyor. Değil mi? Evet. Milliyetçilik gidiyor. Milliyetçilik ne zaman doğdu? Napolyon savaşlarından sonra, Fransız ihtilalinden sonra imparatorluklar yıkılırken milliyetçilikler ortaya çıktı. Milliyetçilikler şeyler kurdu, yeni devletler kurdu, ulus devletler kurdu. Ulus devletler kurdu. Ulus devletleri kuran milliyetçiliktir. Şimdi derler ki Araplar da dahil olmak üzere eski Osmanlı İmparatorluğu'nun parçaları olan Müslüman ve gayrimüslim uluslar kendi ulus devletlerini milliyetçilik olarak kurdular. Arap milliyetçiliği Türk milliyetçiliğinden çok öncedir. Ta Vahabilik'te 1700 bilmem kaçta başlar. Bunu da geçelim. Şimdi söylemek istediğim şu. 200 yıl geçti aradan. Ulus devletler kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti de ulus devlet olarak kuruldu. Ve Türk adını taşıyan ilk devlettir. Bir de geçmişte var, onu söylüyorlar. Onu bir kenara koyalım. Ama Türkiye Cumhuriyeti Türk adını taşıyan ilk devlettir. Türkler yani bayılırım ben. Manyaklıklarına, geçmişte yaptıkları manyaklıklara çocuk atalarım derim şiirlerimde. Şimdi bu adamlar siz Alparslan konusunda da kurmuşsa, Alparslan konusunda da bu konuda güzel bir şeyiniz var, hatırlatmanız var. Alparslan Osmanlı değildi, Türktü diye. Türktü. Şimdi sanki
Türkler öyle devlet kurmuşlar ki efendim birisi emekli albay yahut da vali apartman yaptırır. Efendim apartmana vali bey apartmanı yazar. Defterler aynen böyle devlet kurmuştur Türkler. Samanoğulları, Osmanlılar, Selçuklular efendim say sayabildiğin kadar. İlk defa kurucu ulus kendi adını vermiştir. Kurucu aileyi vermemiştir. Şimdi Türkiye Osmanlı, Cumhuriyeti. Ya kardeşim ne diyor Osmanlı? Senin toprağına Türkiye diyor İtalyanlar. İtalyanlar 12. yüzyılda şeydi neydi o? Marco Polo. Marco Polo Türkiye der. Türkiye diye yazar. Şimdi Türkleri sen kurucu ulus olarak kabul etme. Efendim Sırplar, Bulgarlar, Grekler, Ermeniler ve diğerleri gibi kul derecesine düşür. Yani Osmanlı Devleti zamanında Ermeni neyse Türk oydu. Rum neyse Türk oydu. Hatta daha aşağıydı. Hatta bazıları daha himayeye mahsardı. Yok öbe, ya cahil olduğu için zavallılar. Okuma yazma bilmiyorlar. Bürokrasiye de giremiyorlardı. Kadı da olamıyorlardı. Efendim şeyde ulema da olamıyorlardı. Ne oluyorlardı? Esker oluyorlardı. Neyse. Söylemek diye geleceğim oraya. Milliyetçilik ne kime karşıdır abi? Aynı topraklarda yaşayan insanlar arasında evet. Milliyetçilik. Sınır içinde milliyetçilik olur mu 2022 yılında? Hayır. Çünkü vatandaşın ne ırkı bellidir, ne soyu ne sopu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Vatandaşın ne dini bellidir, ne mezhebi ne tarikatı. Efendim, Garbis Zakaryan'da Türktür, Özdemir'ince de Türktür. Efendim Salo Cohen diye bir arkadaşım vardır liseden. Efendim o ben ne kadar Türksem Salo Cohen de kızı piyanist oldu meşhur. Meşhur bir piyanist oldu. Şimdi bu benim sınıf arkadaşım diyeceğim şu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kim ki cebinde nüfus kağıdı olarak Türkiye Cumhuriyeti nüfus kağıdı ve pasaportu var, o Türktür. O Türktür. Türk'e karşı sen milliyetçilik yapamazsın. Anlatabiliyor muyum? Evet. Milliyetçilik dış. Düşman da demiyorum, dışa karşıdır milliyetçilik. Ha ona da vatanseverlik denir. Vatanseverlik denir. Başka bir örnek vereyim. Efendim yemeğe davet ediyorsun birini. Ben de yaparım onu söyleyeyim. Kimler var dersin. Şu. O varsa ben gelmem. Ya o devlet yönetiminde o varsa ben gelmem olur mu? O varsa ben gelmem olur mu? O millet meclisinde bütün yetkileriniz, sorumluluklarınız, sıfatlarınız aynı. Rütbeniz aynı. Efendim o gelmiş, sen de gelmişsin. Ben onu istemem. Böyle bir şey demeye hakkın yok. Açıklamaya da hakkın yok. Böyle bir durumda eğer ülkenin geleceği son derece tehlikedeyse ve önemliyse kafanı kullanacaksın. Kafanı. Evet. Ve kafa. Ben şunu söylerim. Hisseden beyin, düşünen kalp. Doğru. Beyin hissedecek, sadece düşünmeyecek. Kalp de hissedecek ama aynı zamanda düşünecek. Türkiye şu anda bir fetret döneminden geçiyor. Yani efendim Osman Yıldırım Bayezid'in yenilip Anadolu'nun tamamen değişmesi falan onun kadar önemlidir. Yani siyasal partileri bunlara son derece dikkat etmesi lazım. Ve
vatandaşlık kavramının ne olduğunu bilmek. Ha, şimdi bir şey daha anlatayım. Var daha vakit. Süremiz kaç dakikamız var arkadaşlar? Toparlayıp kapatmamız gerekiyormuş. Son cümle olarak onu söyleyelim. Tamam, şimdi ben biliyorsun Hürriyet'te çalışırken aynı zamanda Hürriyet Avrupa'da da yazıyordum. Hürriyet Avrupa'da da sütunum vardı. Bu nedenle arada bir Almanya'ya, Fransa'ya, Belçika'ya giderdim. Orada ve vatandaş olmuş, Alman yahut da Fransız vatandaşı olmuş Türk kökenlilerle, Türkler demiyorum, Türk kökenlilerle karşılaşırdım. Ya hocam, abim, biz şimdi ne oldu? Ulan Alman oldunuz. Yok ya, ya da biz Türk'üz. Tabii şaka falan. Derdim ki yahu, diyelim ki buradan kalktın. Fransa'ya gittin, Almanya'dan konuşuyorum. Belçika'ya gittin. Gümrükten geçerken nereden geçiyorsun? Avrupa Birliği üyeleri için kapı. Oradan geçiyorsun. Türk kapısından geçebiliyor musun? Ayrıca diğer yazılı kapıdan geçiyoruz. Pasaportunu gösterirken adama dönüp bana bak hemşerim, burada Alman yazıyor ama ben Esah Türk'üm mü diyorsun? Yani şey, kafa kağıdı önemlidir. Kafa kağıdı insanı adam yapar. Doğru. O yüzden herkese ev aldı diye, arsa aldı diye o şey verilmez. Haklısınız. Anlatabiliyor muyum? Vatandaşlık parayla satılmaz. Doğru. Son lafım budur. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Size sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Bir şey soracağım. İyi yerleştin mi görüntüye? Harikaydı. Ya nihayet. 4 yıl sonra. Hadi iyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, Özdemir abiyle de bugün gayet güzel bir sohbet oldu. Biz bugün sonuna geldik. Yarın tekrar bu stüdyodayız. Görüşmek üzere.